Ya müthiş. Abi çok Çok başka bir güzel. dünya. Bak bir şey Ya söyleyeceğim. müthiş. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Bu şimdi herkes kendi istediği gibi yaşamayı ifade etmekte özgür tabii ki de. Ama farklı janralar var. Yani bu bir janra ve gerçekten de şimdi bizim yaptıklarımız onlara freak show gibi geliyor. Onların yaptıkları bize göre daha böyle reality show gibi geliyor. Yani bunlar gerçek sonuçta. Ve karşılıklı olarak da aslında tatlı ve esprili bir durum. Mesela bak eğleniyoruz. Onlar da bizi görünce aa bunlar ne yapıyorlar ya böyle diyorlar. Hani biraz böyle Evet. karşılıklı bir top atışma gibi bir Ama şey bu. eskiden beraberdik. Hayır, hiçbir zaman Hiçbir beraber zaman değildik beraber abi. değil. Her Ben zaman sürekli bu onlarla bütün freaklik vardı. Sen programlarda beraber. Ama sen beraberdin beraberdiniz. canım yani. Siz niye beraber değildiniz? Tercih herhalde. Yani ne diyeyim. Yani şöyle yani Sen yapıyor çünkü program yapıyordun yani. Onlar da senin konukların ha, tabii. oluyordu ya da bir Aynen. yerlerde karşılaşıyordun. Ya o Sen zaman gezen üretimleri vardı. Yani Şimdi sen üretimleri orada yok. Tuğba Özay gibi oluyordun. Yani oradaki o Ben karakteri Tuğba karşılıyordun. Özay'la Tuğba Özay gibi oluyordum ama o zaman üretimleri vardı. Üretim yani programın İkisi de bir bir... üretim Ama içindeler şu aslında anda da bir bakarsan. açılışa gitmişler. Belli ki onun karşısında bir bütçe almışlar. Açılış Evet evet. Ben yani. burada Yine bir üretim Sen yani. müthiş ya. Ayrıca bir Ben şey yine iyi bir söyleyeceğim insan Hakan. olarak. Hadi Safiye Soyman bir şarkıcı değil mi? Ama beyefendinin bugüne kadar ne tür bir üretimini gördük ki? O da sonuçta hani bir Dükkanlar açtı, kapattı. bana mı üretim? Bir ticaret yapıyor. O bir Ticaret üretim yapıyor. değil sonuçta Ama yani. beraber yaptıkları şeyler eğlenceliydi. Ha, bir Ha, üretimse bir o zaman üretimleri okey. vardı yani bir dizi gibi bir programlar filan Evet yaptılar. çok şeker ya. Eğlence. Komik Şimdi ya. Komikler şöyle kocaman. bir şey var. İnsanlar mesela bu 90'ların ay ne güzeldi 90'lardaki program. Kesinlikle çok gerizekalıydı bence. Bir sürü şey çok gerizekalı. Saçma sapan şeylere gülüyordu. He falan diye. Niye be tat tat Niye şeyler tatlıydı? diyorduk ama ya. Abi işte o da bizim yani o da öyle bir nostalji. Ama mesela ben eski programların hiçbirisinde böyle hakikaten çok sağlam bir şey görmüyorum. En azından bu kadar üretime dönük değildi yani. Şimdi Şimdi görüyorsun. üretimler, şimdi üretim abi daha çok üretim konuşuyoruz. Ha, Şimdi anladım. daha çok Başka bir üretim Ama daha açıdan çabuk baktı. ulaşılıyor çünkü. Her Evet. şey elinde olduğu Üretim için yani patlıyor. şimdi mesela benim gözümde tamamen üretim değerli olmaya başladı. Eskiden yani eskiden şu vardı. Mesela programdaki bir insana ya ne kadar salak ve hala çok salak ve çok komik diye bakabiliyorduk. Şimdi hiç bu programda benim mesela salak konuğum yok. Eskiden vardı. Ve çok Bu eğlenceliydi. peki eksi mi artı mı? Bilmiyorum, emin Şimdi bu olamıyorum. zamanı bir Çünkü bu da gömüyoruz, biri birilerinin kaldırıyoruz nostaljisi. ayağı. Hangisi? Eskiden Ben çok onu çözemiyorum. eğleniyorduk. Bence o dönem daha iyiydi. Abi Şimdi eğlenceler belki biz boyunca öyleyizdir. çok Eski değil mi? Eskiden böyleydi. Ya bizim çocukluğumuzda da eskiden böyleydi diye anlatıyorlar. Bu hep böyle devam edecek zaten. Evet Evet ama evet. yani Bu hani bitmeyecek evet. ki. Ne güzel Daha bence. bir eğlenceli Bence şeyler müthiş. vardı. Şu anda eğlenebildiğimiz bir şey yok manasında. Ama Yani niye var? Bence Okan var. O Çok var kafaya emin ol. sen şu an gülmüyorsun ama. Ama Daha orada çabuk. devam eden bir şey var. Hala devam Evet. ediyor oradaki şakalar Hadi yani. orada bir durumda kalıyorsun. Bence durumlar çok komik oluyor. Yani bir yere Evet. gittiğin Durum zaman bir komedisi. durumda kalınıyor ya. Yani o çok saçma sapan şeyler Kesinlikle. oluyor. Yani benim de öyle durumlarda kaldığım oldu. Yani garip garip. Çok Hani iyi. çünkü bir de Yani bunu talep ediyorlar. Diyorlar ki mesela bu işle ayarlanamadı işte ödül törenleri, açılışlar falan bu toplu hareketler. Yani mutlaka çok salakça bir durum oluyor yani. Çünkü organizasyon nedir bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Onu yapacak adamları yetiştirmiyoruz. Ha. Ha orada dersen ki geri zekalıyız adam yetişmiyor. Evet bak bu Evet konuda çok yani haklısın yani. yetiştirilmedi. Teknik Yoksa adamlar abi yani. yani adamlar neredeyse Oscar'ın kaçıncı yılı 60 mı belki neyse yani adamlar bir ödül töreni yapıyorlar değil mi dünyaya onunla birlikte daha pek çok ödül törenleri var tıkır tıkır hiçbir şey aksamadan gidiyor işte yani demek ki yapılabiliyor burada hani azıcık bir ortalama zekayla ve organizasyon kabiliyetiyle olabilir bir şey Bence Orada çok da fazla sahnede yapılan şakaların cezası sahnede şaka yapanı tokatlayarak bitiyor. Ha tabii tabii. Yani orada Tabii. da durum farklı değil Ya aslında. orası öyle ama yani çoğu da şeyin organizasyonun trafiğinden söz ediyorum. Çünkü aksamadan gidiyor yani. Evet. Cinsel espriler yapılamıyor. Eskiden cinsel, çünkü eski cinsel espriler bu işte belden aşağı falan filan denilen çok da belden aşağı filan değildi ama onlar cinsiyetçiydi. En azından bugünün bakış açısıyla cinsiyetçiydi. Ataerkildi, kadını küçümseyen ya da farklı
janraları küçümseyen espriler yapılıyordu. Şimdi öyle bir espri yapılamıyor. Şimdi sadece küfrediliyor ve o komik kalıyor. Çünkü onun dışında diğeri kritike ediliyor. Yani herhangi bir cinsiyetçi espri yapamazsın. Ama Hülya Avşar'da Ricky Martin'in pandik atmıştı hatırlarsınız. Evet. Olabiliyordu yani. Evet. Yani onlar yapılıyordu. Yani eskiden çünkü televizyonda öyle bir şey vardı. Yani seks enerjisi. Evet evet. Vardı. Yani şimdi işte o TikTok'a kaydı. Ha. O yani, TikTok'a kaldı, yani kaydı şimdi. Ve orada zaten yeteri kadar seyrediliyor. Kimsenin ihtiyacı yok. Bugün artık aslında hem sosyal medya hem konvansiyonel medya aslında ilham verici ve bilgilendirici olabilir ve çok ciddi olabilir yani. Bunda da bir sorun yok. Ben olanlarda çok, var ama yani. Ha. Ben çok mutluyum. Niye biliyor musun? Bence evvelden televizyonlarda, gazetelerde belirli bir yapının istediği, onayladıkları olurdu. Bravo. Şimdi artık herkes o kadar net ki, kaotik bile olsa istediğini açıp istediğini kapatabiliyorsun. Çok özgürlükçü bir hareket, aşırı destekliyorum. Evet. Peki.